Thank you. Evet hocam, kendisi Hollanda'da bir sokak çalgıcısıyken, daha doğrusu çalgıcı değil de çalgıcı. Çalgıcı dedim ben. Çalgı, evet, çalgıcı. Sokak sanatçısıyken kendisi sokaklarda, ama orada öyle arkadaşlar, en önemli adamlar sokaklardan yetişiyor. Doğru değil mi? Yes. Yeah. Oh. Yeah. Shagaron. Thank you. Evet, hemen kendisine soralım. Gerçekten de çok anlamlı bir parçaydı. Öyle zannediyorum, Hollanda'da bir kız sevmiş ve benim anladığım kadarıyla söylüyorum tabii. Hollanda'da bir kız sevmiş fakat kızın abisi vermemiş. Parça biraz duygusal bir parça. Başından geçen bir olay mıydı özellikle? Kısmı başından geçen bir kısım mıydı? O kısımda ne geçti başından, onu merak ediyorum da. Oo baba, ne çevirdin ya? Onu öyle çevirmene gerek yok. Bak ben çevireyim. Shagaron, parçanın anlamı ne? Ne anlatıyor parça? In that Shagaron, Shagaron is a very simple song. I was finished a gig, a concert. Bana bakma, ben anlamıyorum zaten. Otur. Konser... Yani anlıyorum da konuşamıyorum ben, şey yapamıyorum. Konser sonunda... Baba benden iyi Türkçe anlıyor. Abi bu ne rezillik be. Adam dedi İngilizceyi anlıyor. Adamım pardon ya. Yani adamım. Hey adamım. Hey man. Hey man. Oh man. Oh hey. Come again. Deo. No. So many people and I hear five voices. Deo. 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 Aha. Well, Shagaron is a song. When you drink too much, then you go. All of them. Anladım. Demek o benden de ara sıra çıkan ses, o ses de biz onu parça yapamıyoruz. Ben de öyle hocam, mesela su falan içtim mi yarıyor bana mesela. Yes. Su falan içince öyle, içince insan. I drink also too much. That's why every time I lost my friend, my girlfriend. Oh. Yeah. Ne yedi? Ne yes. Tam olarak? Yeah. Tam olarak. Because when I drink too much. Kızarıyorsun. Bayan arıyorsun. And my other friends, they go with my wife. Evet, o tabii önemli tabii canım. Onu da, ona... Peki hocam, nerede çıkacaklar kendileri? Tomorrow, in Fiji Bar or Fiji Club in Bursa. Bursa'da, Fiji yeah. Club'da. Fiji Club in Fiji Bursa. Club'da, Bursa'da çıkıyorlar. Evet, çok güzel, harika. Yeah, peki ne kadar kazanıyor? Kaç lira kazanıyor? Well, very small. Hayır. Sokakta çalarken günlük ne kadar kazanıyordu? Merak ediyorum. Bakalım bizimkilerle aynı mı kazanıyor diye. Well, that was 20 years ago. Evet. I get a good profit, maybe
1500, 2000 in. Karnın doyuyordu yani. Yeah, Gilder. Allah bin dollar. Bereket versin be. Aman be sen. Çok abi. Thank you very much. Geldim tamam. Geldim. Rejiye bildiriyorum. Geldim ben buradayım tamam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hocam vallahi evet buyurun. Çok heyecanlıyım gerçekten. İki gün evvel konuştuğumuzda Beyazıt'la 96 yılında ilk programa konuk etmişsin beni. Doğru, ilk programa. Kendimi çok geliştirdim, çok çalıştım. O zaten ilk programı ne sen ne ben hatırlayalım abi. Çok büyük. Hayatımızda var. Ondan sonra ben bir uzun dönem toparlayamadım vallahi. Ama benim çok, de. Çok, benim de işler kapandı evet. Çok düzeldik. Çok yani gerçekten doğru yolu bulduk. Hazırsanız başlıyorum. Senaryo elimde. Hopkabaz'ı izlemediğinizi tahmin ederek bugün bir 90 dakikamız var. Okay. Buyurun tabii ki. İskender sağdan girer. Peki bir şey söyleyeceğim. Senaryo böyle mi başlıyor? İskender sağdan girer diye. Genelde bütün senaryolar böyle. Böyle başlar içeri evet. Ne yapıyoruz? İyi hocam ne yapalım? Bugün arkadaşlar özellikle ekran başındaki seyircilerimize söyleyelim. 10 yılda çok fazla şey biriktiği için bugün Cem Yılmaz'a istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Doğru mu hocam? Doğru. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Üzerine konuşulan bir iş yapmak bir sanatçı için güzel bir şey. Ama velakin seyircimizin bu kadar dikkatli olmasını, bu kadar evet. Filmi öyle olağanüstü bir dikkatle izlemesini birazcık şaşkınlıkla ama izledim. Şöyle seyrettik. Şaşkınlıkla izledim. Komik değil ya da işte acıklı mı falan gibi değil de başka türlü değerlendirilmesini gönül ister tabii. Bir dahaki filme inşallah. Daha alışkın oldukları tarzda bir şey düşünüyorum. Titanic. Titanic'le çekilmemiş bir senaryo. Hem senin yapman da iyi olur yani. Kesinlikle. Şu anda Tuzla'da gemi çalışılıyor üzerinde. Cem belki kıskanmış. Konu benim çirkinliğime mi geldi? Dönüp dolaşıp oraya mı geldi? Estağfurullah. Ben Cem'i çocukluğumdan beri. Bak kaç senedir arkadaşsınız? 23 sene galiba değil mi? Evet. 23 senedir. Çocukluğunu bilir misin abi Cem'i? Bilirim yani tabii. 13, çok samimi miydin? 12-13 yaşında. Beraber miydin? Ya şimdi öyle bir hale geldi ki sanki biz Cem'le arkadaş mı? Ama Cem benim kardeşimin evet. Arkadaşı. Yani benim arkadaş grubum aslında ayrıydı tabii. Mahallede. Çok tabii. Doğal çünkü 6 yaş büyük o dönemlerde 16 yaşındaki bir insan için 10 yaşındaki çocuk oluyor. Doğru. Hocam çocukken de peki böyle şey miydi? Nasıl? Dur onu bir tarif et. Yani böyle şey miydi yani atılgan, evet, atılgan, evet. Atak. Atak bir arkadaştı gerçekten. Atak bir arkadaş. Cem'in çocukluğunu merak ediyor musunuz arkadaşlar? Nasıl yani? Bayağı senin çocukluğunu getirdik. Buraya. Abi ne nasıl nereden buluyor? Arkadaşlar Cem'in çocukluğu ile ilgili çok güzel görüntüler var elimizde. Öncelikle talk showcuların ortak bir şarkısı olduğunu keşfettik. Daha doğrusu bizim işimizi yapan showmenlerin ortak bir şarkısı var. Ben yıllar önce, yıllar sonra Gemilerde Talim Var diye bir albüm yaptım. Ve Gemilerde Talim Var'ı söyledim. Cem de yıllar önce, hatırlıyor musun hocam? Hatırlıyorum tabii ama nasıl buldun ki onu? Abi bulduk. Cem'in yıllar önce kendi sesinden Gemilerde Talim Var'ı daha 9 yaşındayken... 9 değil, 78, 5. 5! Evet. Onu internette mi? Ama ses 9 gibi çıkıyor. Yani 5 de. Seste bir 9 edası var. Yok yok. Gemilerde Talim Var'ı hep beraber Cem Yılmaz'dan bir dinleyelim. Ya hadi canım. Vallahi bak. Gemilerde talim var ne bahriyeli yarim var. O da gitti gelmedi ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Masar i̇şte abi. Şov bu. Masar abi böyle bitse iyi. Hayır. Bu şarkıyla bitse iyi. Arkasından gelen şarkıya bakın şimdi. Adamın 5 yaşında girdiği namelere, yerlere bakın. Dinleyelim. Akşam oldu üzünlendim.
Hafız Burhan gibi çıkıyor. Bende yok bu kaset. Vallahi yok. Gelme kabım, gel sevgilim. Vallahi bende. Gel yine hasret kaldım, gözlerim zengin. Vallahi bravo. Ülkemizde güzel şeyler de oluyor. Ve bu güzel şeyler Kadıköy Meydanı'nda kendini gösteriyor. Altyapı bizden, yetenek sizden. Göster kendini de ilk olarak. Cümbüş var, cümbüş. Göster kendini bir yetenek şovu. Yetenek mi? Alın işte yetenekte son nokta. Ile darbuka dünyanın başka hangi ülkesinde bir araya gelir de böyle bir şov yapar, hem de bu yaşta böyle bir şov yapar, onu da bilemiyoruz. İyi akşamlar Ercan. İyi akşamlar Şahsal Hocam. Galatasaray bu akşam Ali Sami Yen'de 2-0'lık bir galibiyetle buluştu. Hadi maça, maça, maça. Mükemmel oynadı. Gerek Arda olsun, gerek Hasan Şaş olsun, gerek Aydın olsun. Galatasaray orta sahaya birikmiş futboluyla mükemmel oynadı bu akşam. Gitar çalanlar bilir. Gitarcılıkta gitar susmaz diye bir kural vardır. Gitarist yorulunca yerini yenisine bırakır. Burada da böyle oluyor. Ama gitaristimiz biraz çabuk yoruluyor. Arkadaşlarından gayet sakin bir şekilde ayrılan bir adam kamera önünde nasıl değişir diye merak edenler dikkatli izlesin lütfen. Bak dostum. Sana burada çok güzel şeyler söyleyemeyeceğim ama lanet olsun, şimdi ilk defa görüyorum burasını, tamam mı? İlk defa gördüğüm için de bir replik falan hazırlamadım. Tamam, adam gibi de konuşabilirim. Ne geldi? Vallahi helal olsun. Fatma Akgürek var İsviçre'den. Fatma Hanım iyi geceler. İyi geceler Beyaz. İyi nasılsınız geceler misafirlerine de. Teşekkür ederiz. Fatma Hanım var mı sorunuz? Var. Buyurun. Cem Bey sorum var. Evet. Buyurun efendim. Çocukken düşündüğü mesleği, yani arzuladığı meslek neydi acaba? Vallahi bir meslek sahibi değilim şu anda. Zaten çocukken de planım buydu. Demin kaseti dinlediniz mi? Dinledim. Gayet güzel. Şarkıcı yani olsaydınız daha iyiydi. Daha iyiydi. Ne kadar zamandır İsviçre'desiniz? Ben mi? Evet efendim. Hemen hemen 20 senedir. Ne güzel. Orada olmak daha mı güzel diye söylediniz. Evet. İçinde bir şaka yok yani. Ne güzel, Swiss medeni made. Bir yer. Swiss made. Çok medeni bir yer. Sen ne zaman tekrar kaset yapacaksın? Ben mi ablacığım? Evet, vallahi gemilerde talim var. İnan ki senin sayende tanındı. O kadar işte biz şimdi canla beraber ama düet yapacağız. Ama sen söyleyince türkün ne oldu? Gemilerde talim var da düet yapacağız beraber. Evet. Olur. Müsaade etti. Ablacığım var mı sorunuz? Çünkü Selmet abi bekliyor burada. Bir şeyler yapacak Özlem bizler için. Özlem Tekin'e bir soru soracaktım. Buyurun. Kime? Özlem Tekin'e. Özlem Tekin'e. Oyuncu evet. Olsan buyurun. Daha iyi. Buradayım. Manken olmayı düşünmemi. Çok güzel bir vücudu var. Çok Gerçi. Güzel bir vücudu var. Teşekkür ederim. Abla o file çorabı ben de giysem benim de güzel olur. Olay filede. Yani bizim tabii, vücutları görmeden tabii, bu kadar peşin için. Gel çıkart filenin. Niye şarkıcılar manken oluyor? Bu file kaça doluyor biliyor musunuz siz? doğru bak güzel. Olmuyor işte bilmem olsunlar olabilir. Modellik yapıyoruz valla. Yapıyor musunuz? Yani dergilerde moda çekimi falan yapıyoruz o kadar. O kadar. Orada öyle kalıyor.
Şu yaprakla bir şey yapılıyordu. Neydi o ya? Beyaz, ben seni iki hafta evvel de aramıştım hatırlarsan. Evet, helal değil ki. Toynaktı küçükken. Araları açtırıp parmak yaptırdım ben, evet. Selmet abicim, var mı bir numaramız bizim için gösterebileceğin? Bu arada Cem'den de bir numara istiyoruz arkadaşlar. O kadar hokkabaz filminden sonra. Birlikte yapalım. Birlikte yapalım. Seve seve asistanlık yapabiliriz. Hocam buyurun. Arkadaşlar alkışlar da, evet buyurun. Gözlüğü taksana, gözlüğü. Göremiyorum ki. Olmadı. Sağlam olsun. Bir daha atacağım hocam. Sağlam, sağlam. Bu sohbeti bir şarkına bağlıyorum. Ben... Bu sohbeti... Beyaz... Yani. Özlem Hanım buyurun. Beraber olsun. Ben de... Şimdi... Düğümü attım. Yok artık. Çok da beceriksizim. Çekiyorum. Arkadaşlar numaramız bu kadar. Artık böyle gezecekler. Evet, bir dakika, şimdi ne yapıyoruz hocam? Umarım tahmin ettiğim şey çıkmaz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Büyük olay olur. Söyleyeyim. Yani. Evet. Çok yakıştı. Öyle mi? Çok yakışmış. Tamam hocam. Yok. Hocam şunu benim elde yapsana bir ya. Aa. Fıstık. İç çamaşır var. Bir dakika. Şimdi iki mendil kaybettik değil mi? Biri kırmızı, biri yeşil. Evet. Evet. Yeşil mi, kırmızı mı? Bendeki mi? Sizde olması gerekeni. Tercihiniz arz. Benimki kırmızı olsun. Ne yeşiliniz, siyah? Mor. Kurdaleli. Kırmızı. Ama baş, kırmızı. Kırmızı. Çok güzel. Size yeşil kaldı. Öyle olsun. Problem var mı? Hiçbir sorun yok. Şimdi efendim, yeşil mendil bu iki mendilin arasında. Kırmızı mendil bu iki mendilin arasında. Evet. Gibi gözüküyor. Siz şunu alın lütfen. Vallahi ilk defa bir şey tuttum, o da bize bu geldi yani. Bir hokus pokus değiliz. Hokus pokus. Evet. Güzel. Abi süper. Beyaz çok heyecanlıyım. Yok olabilirler mi mesela? Hayır. Abi özlersin. Bir daha şu, bir daha şu. Yani peki. Seyirci yabancı bir tekniği var mı hocam? Hayır, seyirci yabancı değil, kaybolan mendil. Yeşil miydi sizinki? Öyleydi. Yeşil, kırmızı. Yeşil mendil bu iki mendilin arasında, kırmızı mendil bu iki mendilin arasında meydana gelecek. Yapıyorum. Bu oyunu öğrenmiş miydin? Hayır efendim. Öğretmedim. Yok. Yapıyorum abi. Bir hoks... Güzel güzel şey. Şöyle. Evet. Hokus! Hokus! Dur dur! Bir dakika! Birazcık daha... Sana hokus geldi. Artık yarın yolda sana ne haber lan? Hokus diye.
Allah Allah. Okulus diyelim. Hadi bakalım. Evet. Okulus. Bir dakika şimdi yani işi biraz şey yapmayalım. Ha, peki. Hı. Ciddi olalım çünkü açı takdirde. Abi mikrofonunuz yok ya. Konuştuğunuz hiçbir şey duyulmadı. Vermiyorlar. Hiç şu ana kadar konuştuğunuz hiçbir şey duyulmadı. Eyvah. Baştan alayım. Ha, şimdi efendim olay gayet basit. Ya duyuldu, duyuldu. O kadar duyuldu. O kadar duyuldu. Ya bağırsam mı? Şimdi iki mendil kaybettik değil mi? İki mendil kaybettik. Ekran başındakiler. İki mendil kaybettik. Önce malzemeleri veriyoruz. İki mendil. Evet, iki mendil kaybettik. Siz açmadan önce televizyonu biz iki mendil kaybettik burada. Evet. Özlem Hanım kırmızıyı seçti. Hayır. Özlem Hanım. Pardon. Kırmızı Cem Bey kırmızıyı seçti. Özlem Hanım yeşil. Bana da yeşil kaldı. Size ben yeşil seçmedim. Çünkü iddia çok basit. Abi zaten o kadar zaman geçti ki vücut kendisi mendil yapar içeride. Ay ben içeride bayılmak üzereydim zaten. Uzak yetişti. Pardon özür dilerim abi. Şimdi eğer siz bu çubuğu doğru tutarsanız elinizde ve güzel bir hokus pokus söyleme şansınız olursa. Abi ben hayatımda ilk defa bir çubuk tutup bir şey yapacağım yani bunu. Peki. Öyle orkestra şefi gibi değil. Değil. Mi? Evet. Bak Cem Yılmaz kızıyor. Tamam. Evet. Yani gayet ciddi. Adam gayet ciddi. İllüzyon ciddi bir işti. Yapıyorum İllüzyon abi. İllüzyon ciddi bir işti. Yapıyorum. Hokus pokus diyorsunuz ve sizin ne renkti sizinki? Yeşil. Yeşil. Yeşil mendil. Bu iki mendilin arası da meydana gelecek. Başka yerden kabul çıkmaz. Kabul. Evet. Evet. Hokus pokus. Haledim. Artık gel gerisini sen tahmin et. Eyvah eyvah. Bunu siz ne söyleyin bari ya. Kendi kendine. Yalnız ben gayri ihtiyari o çıkınca şöyle yaptım. Oo. Ben kendi kendime mi yapıyorum? Bak uzak sürdüğünden geldi ben. Hocam zaten ne olacağı belli artık. Evet sopasız da olur yani. Hop! Hocam sizden alalım bir tane. Seve seve. Servet abi valla süper. Harikasın abi. Şahane. Arkadaşlar bunu da bir soruya veriyoruz. Bilene. Hayır. Ben onu açık arttırmada satacağım. Puantiyeli ha. Tebrikler. Şu anda benim içimde bir şey yok mu yani?